Hücrelerinizden birinin içine girebilseydiniz, binlerce farklı moleküler makine üreten bir fabrikaya benzeyen bir yapı görürdünüz. Burada hücre çekirdeğinde başlayan ve ribozom denilen yapılara kadar uzanan ufak üretim hatları var. Bu üretim hatları DNA ile başlar, RNA ve protein üretirler. Yani sizi. DNA, hücrenin üretmeye ihtiyaç duyacağı her şeyin planını bünyesinde barındırır. RNA'lar hücrede tüm çeşit işleri gerçekleştiren muhtelif moleküler makinelerdir. Bileşenleri bir yerden başka yere taşır, operasyon hızını artırır, diğer makineleri açıp kapatır ve kodlanmış yönergeleri çekirdekten üretim yapıldığı yere aktarır. Diğer ürün, yani proteinler ise hücreyi bir arada tutan ve diğer hücrelere sinyaller gönderen güçlü moleküler makinelerdir. Her üretim hattında iki kısım bulunur. İlk kısım RNA, ikinci kısım protein üretir. RNA üretilen sürece transkripsiyon denir. Bu süreç merkezi ofiste, yani DNA planlarının saklandığı çekirdekte gerçekleşir. Diyelim ki bir hücrenin taşıyıcı RNA, yani amino asit denen inşa malzemesi taşıyan üçgen şeklinde tRNA üretmesi gerekiyor. Bu süreç, ihtiyaç duyulan tRNA'yı üreten kodla birlikte DNA'nın ufak, belirli bir bölgesinde başlar. Bu bölgeye gen denir. Çekirdeğin içindeki bir protein makinesi, iki DNA dizisini bir arada tutan zayıf bağları koparır. RNA yapı taşları içeri akın eder ve DNA'yı tamamlayıcı bir çizgi oluşturur. Şimdi, bu RNA dizisinin katlanması gerekiyor. Ufak hücresel makineler dünyasında işlevi şekil belirler. RNA'nın 4 tabanı birbirine bağlanır ve tRNA'nın 3D şekline kavuşmasını sağlar, yani 3D. İşte taşıyıcı RNA'mız harekete geçmeye hazır. Bu RNA çekirdekten süzülerek çıkar ve hemen bir amino asit kapar. Birazdan tRNA'mıza geri döneceğiz. Şimdi fabrikanın üretim hattının ikinci yarısına gelelim. Yani RNA'dan protein üretmek. Bu sürece translasyon denir. Sıyrığı hatırladınız mı? Bu hücrenin kanı pıhtılaştıran ve yaranın kabuk bağlamasını sağlayan bir protein makinesi olan trombin üretmesi lazım. Trombin, hücrelerinizin üretebileceği on binlerce proteinden sadece biridir. Bir translasyon süreci başlamadan önce hücre özel bir RNA türünün, yani mesajcı RNA da denen mRNA'nın transkripsiyonunu yapar. Bu mRNA, trombin kodunu çekirdekten alır ve hücrede üretimin yapıldığı yere taşır. mRNA'mız protein üretici makine olan bir ribozomla karşılaşıncaya kadar sürüklenir. Ribozom mRNA'nın çevresini kuşatır. Tıpkı daha önceden ürettiklerimiz gibi tRNA'lar da içeri doğru ilerler. Mesajcı RNA kodlanmış bir mesaj taşır. tRNA'lar bu mesajın amino asitlere, yani proteinlerin diline translasyonunu yapar. Bu translasyon süreci mRNA'ya kadar işler ve bağlanmış amino asit zinciri oluşturur. RNA'da olduğu gibi moleküler şekil, moleküler işlevi belirler. Dolayısıyla bu amino asitler proteinin 3 boyutlu yapısına dönüşür. Son olarak ribozom, tamam burada işimiz bitti diyen bir koda denk gelir ve tamamlanmış proteini hücreye salar. İşte böyle. RNA makineleri üretmek için DNA genleri kodlar ve ribozomlar daha sonra protein makineleri üretecek olan özel mRNA'ların translasyonunu yapar. Çoğu fabrikanın aksine hücreniz on binlerce farklı moleküler makine üretmek için yalnızca 2 süreç kullanır. Tıpkı tost makinesi, telefon, araba üreten ve hatta kendini tamir eden tek bir fabrika gibi.